Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, millete karşı biz sorumluyuz, sorumluluğu olmayan muhalefet rahat rahat konuşuyor. Milletimizden gelen talepleri yerine getirmeye çalıştık, bunu da yapmaya devam edeceğiz dedi. Evet, konuşmasında seçim beyannamelerinde boş vaatlerin olmadığına dikkat çeken Bakan Kılıç'ın yaptığı bu açıklama, her ne kadar ülkemiz ve milletimiz için maddi bir güç olarak bizleri sevindirse de yapılan vaatlerde ülkemizin manevi atmosferinin yükseltilmesi için projelendirilmiş bir vaat olmaması hem devletimiz hem de halkımız adına bizleri tedirgin etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, eğer ülkemizde birçok sorunu çözmek istiyorsak önce ülkemizde ve özellikle gençlerimiz üzerinde manevi atmosferi yükseltmeliyiz. Ülkemizdeki birçok sorunun ana nedeni eğitimsizlik ve manevi şuurun tam olarak verilmemesi olduğu gerçeğini kesinlikle unutmamalıyız. Şimdi Bakan Kılıç'ın açıklamalarına gidelim. Varetlerimiz nerede? Varetlerimiz nerede? 1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında memleketi Samsun Salıpazarı'nda, Gökçeli Meydanı Yusuf Ziya Parkı'nda muhtarlar, STK'lar ve Ayvacık esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelen Bakan Çağatay Kılıç, burada yaptığı konuşmada millete karşı olan sorumluluklarını bilerek yollarına devam ettiklerini söyledi. Bakan Kılıç, sorumluluk üstümüzde ama sorumluluğu üstünde olmayanlar her şekilde bir şeyler söyleyip rahat rahat konuşabiliyorlar. Bu da onların rahatlığı olsun diye konuştu. Bakan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıların önemine dikkat çekerek, orası milletin makamıdır dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sizlerle bir araya, muhtarlarla bir araya gelmesini görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Muhtarlarımıza verdiği önemi görüyorsunuz. Çünkü neden biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı ülkemizin en üst makamıdır. Milletimizin ve devletimizin en üst temsil makamıdır. Ve orası milletin makamıdır. Ve millet oraya kendi oylarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. Genel Başkan ve Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı seçim beyannamesinin MHP, CHP ve HDP'nin ortaya koyduğu gibi boş vaatler içermediğinin altını çizen Kılıç şu değerlendirmelerde bulundu. 1 Kasım'a giden seçim beyannamesinde ortaya koyduğu bir fark. Ne diyoruz biz? Bizim seçim beyannamemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve diğer HDP'nin ortaya koyduğu gibi boş bir vaatler zümresi değil. Yapılacaklar ve hayata geçirileceklerin dile getirildiği bir seçim beyannamesi. Ne dedi Başbakanımız? Bu aynı zamanda bir hükümet programıdır. 7 Haziran seçimlerinde milletin %41 ile AK Parti'yi en yüksek temsil makamına getirdiğini anlatan Bakan Kılıç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olumsuz tavırlarını, CHP ile yaptığımız görüşmelerini biliyorsunuz. 1 Kasım seçimlerinde bunları hatırlayarak oy kullanın dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tutumu iyi hatırlayın. Her şeye hayır. Elini taşın altına koy dedik, hayır. Bunu iyi hatırlayalım ve 1 Kasım seçimine giderken de lütfen bunları değerlendirerek oy kullanın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, onlarla da belli görüşmelerin sonunda derin ayrılıklarda uzun süreli bir yolun yürünemeyeceği ortaya çıktıktan sonra seçime götürecek bir hükümette anlaşalım diye bir önerimiz oldu. Ama onlar da ona hayır dedi. Niye biliyor musunuz? Seçim beyannamesine baktığınızda aslında bunun sırları çıkıyor. Çünkü seçim beyannamesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu vaatler gerçekleştirmesi mümkün olmayan şeyler. Öyle olduğu zaman da demek ki iktidara da talip değil.